Evet, yaşadıkları sağlık sorunlarıyla efendim çok konuşulan, gündemde olan isim Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç TikTok yayınında böyle karşılıklı sohbet ettiler, dertleştiler. Mehmet Ali Erbil o anlarda gözyaşlarını tutamadı. Abi iyi misin bugün? İyiyim çok şükür. İbrahim arıyor, okey'e çağırıyor. Gidelim mi? Ay yok abi ya. Hani güzel, çok güzel İbrahim abiyle oturup sohbet etmek ama oyun abi, ben biliyorsun başlayınca bitmiyor abi. Ortaç. Neydi benim şarkım Bursa'da söyledin ya? Ay dur unuttum ama Bilsem ki, bilsem bir ki. nasıl ayağa kalktın ya? Bir şey oturdun bilsem ki'ye kadar. Yok Yok. bugün. Hey. Mehmet. Hey, babam. Ya saçmalama ya. Ne takıldı kafana abi? Yok be, çok seviyorum ya bu şarkıyı ondan. Abi eski günleri hatırlama abi. Lütfen Mehmet ya. Yalvarıyorum abi ya. Abi Boş bak. ver. Abi ben babamı kaybettim. Arkasından kardeşimi kaybettim. Sonra ayağım felç oldu. Bak hala ayaktayız abi. Yapma şunu. Allah Ne? bize moral versin, sağlık versin inşallah. Ne takıldı şu an kafana abi? Onu söyle. Şu an, Yok şu an. be, o an geldi aklıma. Ne güzel kalktın ayağa. Bilsem ki bir daha diye bağırdın. Ne güzel deşarj oldun abi ya. Yaşıyoruz hala abi. Hadi güller gelsin o zaman, güller. Evet abi sen busun ya. Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım. Abi üzüldüm açınca seni mutsuz görünce ya. Yok be yavrum. Oluyor öyle işte. Oluyor tabii abi. Ağrıların sürekli mi şu an? Şey, ayağım uyuşuk devamlı işte, onu biliyorsun. Yastığın altında kolun kalmış gibi değil mi? Yastığın altına hani kolun kalır ya. Şeye böyle çakıl taşının içinde kalırsın ya böyle ayakların. Ah, bravo. Bravo abi. Aynı öyle. Benim sol ayak bileğimden aşağısı. Ah. Ah. Sağ o kadar değil. Ya Mehmet ya. Düşünsene banyodan çıkıyorsun. Tek ayağını atıyorsun. Öbür ayağını atarken kayıyorsun ve yere düşüyorsun. Ve hayatın değişiyor baba. Sadece yere düştün. Sana çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatımda o yaşıma kadar hiç düşmemiştim. Hiç. Çok dengeliydim ya. 50 kere düşme tehlikesi atlatmışımdır. Hep dengemle yırtmışımdır. O banyoda da en az 2-3 kere öyle tehlike atlattım. Basiretim bağlandı. Muhsine'yi bir söylesem onu yapacaktı, yaptıracaktı orayı. Anasını satayım işte, olacağı varmış ya, ne diyeyim. Hangi Allah. evdeydi? Bugünkü evdeydi, değil mi? Şimdiki evde. Evet abi. Mermer Yaptırdı sonra çok... yaptırdı ama bittikten sonra Aa. olay. Yani bu sınavı da yaşamam gerekiyormuş. Ya Mehmet sen bilmiyorsun kendini. Hastanede yatıyorsun, komadasın. 55. falan gün. 50 günü geçmişti yani, iyi hatırlıyorum. Mehmet, yaklaşık 200 kiloydun. 200. Bak abartmıyorum. Yani göbek böyle şişmiş. Bembeyazsın. Öldü dedik. Adam öldü dedik. Çünkü Allah. yoğun bakıma giriyoruz. Bir Stelio giriyor, bir ben giriyorum. Abi şöyle yatıyorsun bak. Yani gittim ben diyorsun yani. Hepimiz dürtüyoruz, okşuyoruz, öpüyoruz. Hiçbir şey hissetmiyoruz. Aynı kardeşim gibi. Da tarihi bantlardan bir tanesi olacak. Yani çünkü tövbe ya Rabbim üzücü bir şeyden bahsediyorlar ama Serdar Ortaç gibi dostunuz olsun o gün çok moralli olun. O gün kendinizi süper hissedersiniz. Adamcağızın zaten morali bozuk Mehmet Ali Erbil'in. Her an gözyaşları şurasında belli, ağlıyor. O ne diyor? Bir sabah kalktın banyodan çıkarken kim derdi ki ayağın kayıp düşecek ve hayatın değişecek. Hastanede Ölü geldin, gibi komadaydın, yatıyordum. az daha ölüyordun. Kardeşim de böyle gitmişti falan filan. Yani Serdar sanki böyle bir artık üzülme, acıma o noktaları böyle bir Bitirmiş. bitirmiş. Tabii üst üste yaşadığı acıların da bunda çok etkisi var ve çok ciddi bir sağlık problemiyle de uğraşıyor. Allah şifa versin.
Ama şimdi her ikisinin de sağda ve solda 1990'lar, 2000'lerin başında çekilen karelerine bakıyor da insan gerçekten gündemdeyken bir anda bakın ne oluyor. Müge, şimdi senle biz bir masada otursak, senin aklına bir anda seni çok üzen bir olay gelse ve ağlamaya başlasan, ben sana ya Müge yapma, tamam iyi olacak. Dersin. Hadi ortamı, kafayı dağıtalım. Evet. Hadi ortamı dağıtalım. İşte evet. Şey yapalım, konuyu değiştirelim falan. Evet. Konuyu değiştiririm. Evet. Burada adam ağlıyor artık. Sonra ağlaması bittikten sonra devam ediyor. Mehmet Ali, Mehmet ne oldu sana? Evet. Bilmiyorum anladım. Diyor, bir şeyler geldi aklıma falan. Ne oldu anlat bakayım. Neyse konu yine geçiyor. Anlat. Yalnız Mehmet bir şey söyleyeyim mi? Hastanede ben seni gördüm. 200 kiloydun. Böyle yatıyordun. Öldü dedik senin için. Abim adama böyle gitmiş. Adama hançeri soktun. Sokup çıkarıyorsun. Şöyle bir döndürüyorsun içinde ya. Evet. Adamın zaten şurası acıyor, oraya yanıyor. Bakın. Mehmet Ali Erbil niye ağlıyor biliyor musunuz? Çünkü eski sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerini arıyor. Soldaki karesini arıyor. Onlar aklına geliyor. Evleriniz, arabalarınız, yalılarınız, bankanızda bol sıfırlı paralarınız olabilir. Onların hiçbir önemi yok eğer sağlığınız yoksa. Sağlığı milyarlarınız bile olsa geri getiremiyorsunuz, geri alamıyorsunuz. Eski halinize dönemiyorsunuz. O yüzden ağlıyor Mehmet Ali Erbil. Mehmet Ali Erbil'in hayatta her şeyi var. Onu çok seven çocukları var. Hayatına giren kadınlar oluyor. Arkadaşları, dostları, parası hala ilgi görüyor, hala popüler, hala çok seveni var. Ne yok biliyor musunuz? Eski sağlığı yok. O sağlığı kaybetti. O günleri hatırlıyor. Bilsem ki de diyor, Mehmet diyor, bir ayağa kalktın diyor. Demek ki ne kadar enerjikmiş o dönem. Evet, ya fırtına yerinde gibiydi. Tutamazdın yerinde sen Mehmet Ali Erbil'e. Mehmet Ali Erbil'e şöyle dursa eli kolu oynardı. Zaten hep söylerlerdi. Çok üzüldük Serdar biz de. Serdar Ortaç da öyleydi. Bakın evet. Üç kişiyi İbrahim Tatlıses sağlığıyla ilgili geçtikleri sınavlardan dolayı gözyaşları hep pınarlarında duruyor. İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç. Yani sanki böyle kader birliği yapmışçasına da birbirlerine destek oluyorlar. Hem TikTok'ta da olsa insanların gözü önünde, hem de kendileri ara ara dertleşiyorlar, buluşuyorlar. Ama İbrahim Tatlıses'in, Mehmet Ali Erbil'in ve Serdar Ortaç'ın kariyerlerine baktığınızda 1990'lar, 2000'ler fırtına gibi esiyorlardı. Onları tutmak, durdurmak, frene basmak mümkün değildi. İşte o günleri arıyorlar. Gözyaşları o günler için. Sana şöyle söyleyeyim. Ama gerçekten eminim ki de şöylelerdir. Keşke hiç param olmasa da, cebimde bir kuruş olmasa da o sağlıklı günlerdeki gibi olsam. Evet. Ne, para mutluluk mu getiriyor? Hayır. Para sağlığını geri mi getiriyor? Getirmez. Hiçbir şey yapmıyor. Yani parasız da olmaz ama dünya kadar param var ama çaresiz bir rahatsızlığım varsa o da olmaz. Her şeyin hayırlısını evet istemek bu işte.